Dozer kardeşimizin maçını izledik. Enteresan bir şekilde 3-0 kazandılar. Kendileri bile beklemiyorlardı belki. Şaşırmışlardı yani. Ve böyle desteklemek güzel oluyor abi. Düşünsenize. Türkiye'den Amerika'ya gidiyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz. Orada hep yabancı arkadaşlarınız oluyor. En azından bir Türkiye'den destek görmek çok hoşuna gidiyordur. Oo bak Closer hoş geldin Can. Closer'la röportaj yaptım demin. Ne sordun Closer'a? Kanka Amerika'da çok yalnızmış Can ya. Sen ciddi misin? Bir tane Türk arkadaşı yokmuş. Koronadan dolayı da çıkamıyormuş falan. Sen ciddi misin? Üzüldüm ya. Geldi amın. Kankan ya. Closer için yaktın. Can yalan mı söyledim oğlum? O abarttı ya, öyle bir şey yok. Sen yok mu? Röportajda. Amerika'da Türk arkadaşın var mı hiç Can? Yok kanka. Kanka geleyim mi lan Amerika'ya bir gün takılalım? Gel kardeşim gel ciddiyim ya. Ciddiyim bu arada bak. Oda var, gel kalırsın bizde kardeşim. Sizde. Neredesin sen? Las Vegas mı? Los Angeles mı? Los Angeles'tayım. Gel bizde kalırsın. Bakalım lan uçak senle biletlerine. Senle bir vlog çekeriz kanka. Ben ya, hemen Amerika'ya uçak biletlerine bakacağım. Tamam ya, vizyona bak. Hey.com'a girelim abi. Bak evet. Kardeşim. Uçak biletlerine bakma. İstanbul'dan direkt Los Angeles seç. Los Angeles. Ne zaman gidelim? 1 Eylül. Hadi 2 3 3 Eylül'de gitsek. 3 Eylül kanka. Tek yön gitsek. Gel bakalım. Tek yön yapma. Gidiş geliş alman lazım ki ananı ağlatmasınlar. Oğlum benim daha Amerika vizem yok ki. Ya bana gerçi bana verirler ki. Onun. Oha! Kaç? Oğlum 7000 TL. Beni bırakın kanka. Burada. Ben gelmiyorum. Sana koyarım kan ya. Yani ucuz 5K mı? Nasıl ucuz 5K İshak? Bir tane uçak lan. Teyyareye binmek için 5K mı verdin? Dönüş olan mı bu? Yok, yok sadece tek. Tekmiş kardeşim, kanka bu. Zaten bu... uçuş süresi 13 saat 40 dakika yani çok en az olanı. Ama şöyle düşün. 13 kanka, saat kovada sana bakıyorlar kanka. 30 saat nedir? 700 dolara getiriyorlar oğlum. 30 saatlik bir uçuş mu olur ya? 30 saat. Kanka onlara gitmeyeceksin işte. En üsttekine bakacaksın. Ama sen nereye baktın ki mesela? Hangi tarih o? Los Angeles 3 Eylül. O 3 Eylül bir de uzak ha. Aynen uzak. Yakına baksak 20K falan tutar yani. Bu belki bugün özel bir gündür kanka. Geç bakalım başka. 4 Eylül'e açıyorum. Kanka bugün daha özel bir gün herhalde. Sadece bir tane kanka, uçak var. İşte bir yayında aldığım para kan. Bir şey olmaz ya. Diyorsun. 7500 TL. Bu parayı kanka, kaç yayında alıyorum Can? Şeye bakman lazım. Ayın 8'ine falan. Ayın 8'ine falan bakman lazım Kaan. Ucuzdur o. Ayın 8'i mi niye? Ya kanka bu nasıl mantık kanka? Çarşambaya falan denk geliyor işte. Hafta sonu da değil. Haftanın tam ortası. Pazartesi. Bu bir de ucuz hali ya bu arada. En ucuz bilet kaç para abi? Yok bu şöyle özel jetiyle beni alacak Kaan, ya. Kaan seni chatte. Böyle teyyareyle kanka ben yollayayım ya benim jeti. Bekle o. Ayıp ediyorsun. Böyle bir Golden Guardians'ın jetini yolla abi, uçalım biz oraya, olmaz mı? Olur, hallederiz. Çok pahalı ya. Jet varsa ama ben de gelirim ya. Oğlum belki de Eylül, tamam mı? Dur şuradan yani çok uzak bir tarih seçelim. Al 2 ay sonrasına al kanka. Aynen 3-4 ay sonrasına gidelim bak. Tarih. Oğlum adam geri gelecek zaten 2-3 ay sonra. Hayır oğlum daha gelirim. Tamam geri gideceğim ama bir daha. Beraber gidelim, ne zaman geliyorsun? Kanka diyelim bir aya gel, belli olmaz ki ya. Kanka adam belki Verse'e gidecek yani, hiç belli. Bak aynen. Ekim 14 benim doğum günüm, tamam mı? 12 tamam, Ekim'de geliyoruz desek. Ne kadarmış? Böyle bakalım 12 Ekim'de 2 ay sonrasına. Oğlum bu ne? Koyayım ya. Anam. Sen ucuza veririm. Belki 2 ay sonra ne olacağı da belli değil yani, anlıyor musun? Kanka puzzle 5000 TL 1000 dolar desek. Yok 1000 dolar bile etmiyor Kaan, ucuz ya. 5000 TL kaç dolar? Ucuz lan hatta, bayağı ucuz. 1000 dolar işte oğlum ya, dolar arttığı için uçak bileti de mi artıyor? Hayır 678 dolar Kaan, ucuz. Doğru diyorsun canım. Yayında 10 dakikada kazandığın para o. Aynen. Değil mi Can? Aynen. Bakayım. Yayında bir 10 dakikada kazanıyoruz. Dolar gelmiş işte hemen. Ha, bir reklam basıyorsun zaten. Konuşurken geldi işte. 2900 dolar geliyor. Bakayım arkadaşlar, reklam basıyorum. Uçak bileti parası çıkarmak için izleyin. Tamam. 8 dakikada bir reklam artık yapacağız. Ama bak Eylül'de mesela Amerika'ya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten gelebiliriz bu arada Can. Hatta tamam, Eylül'de gerçekten ki... gelirim kardeşim. Gerçekten ama bak. Gerçekten. Evet, evet. Alacak yer sende o zaman. Gerçekten. Otel motel önemsiz bunlar. Onlara tamam, hiç bakmıyoruz. Tamam onu hallederiz. Hallederiz. Tamam geleceğim. Seninle de vlog çekeriz abi. Tamam kanka. O zaman biz zaten bir videoda uçak biletlerini hallettik diyelim.
sponsorlu bir uçuş olamaz mı mesela? Türk Hava Yolları Süperması ile sponsor diye. Belki bize de sponsor olmak isterler. Türk Hava Yolları'nda babası çalışan an, var mı arkadaşlar? Aynen şu an Türk Hava Yolları'nda babası izliyorsa bir şey. Yani olabilir bu arada. Pilot izleyicim falan varsa pilot olan falan. pilot olan yan koltuğa otursun seni. Kanka herkes oğlum, pilot ya burada. Evet benim chatte var yani oğlum. Bak ciddiyim. NASA'da çalışan adam beni izliyor uzay mekiğinden yukarıdan. Ama delay var orada mesela. Mesela şu an konuştuklarımı adam bir saat sonra duyuyor. Anladın adam mı? Şey diyor mesela bu yayın nasıl bir yayın anlamıyor falan böyle. Aynen öyle. Bir de uzayda full sessizlik olduğu için benim ses adama iyi geliyor abi. Aynen. Öyle yani. Bak monitöre yumruk atacağım. Pilot çok chatte, ama uçan yok. Chatten NASA var bu arada, etiketleyelim. NASA'yı bir etiketleyebilir miyiz arkadaşlar? Dur ben ziyaya başlamayayım. Ay Wukong birincisi olma yok mu Kaan? Kanka her Hero'yu gördüğünde bunun birincisi olma yok mu, şunun şeyi yok mu diyorsun. Oyundaki her şampiyon çok güçlü ama sen şu an e-sporcusun ya Can. Göremiyorsun evet. Abi. Çünkü hep e-sporda en OP'ler oynanıyor. Ama... Doğru abi. Sen bana birazcık taktik verir misin bak, o sana zaman? Ben, sana ben yayıncılıktan öğrendiğim taktikleri veriyorum kardeşim. Tamam. Oyundaki her şampiyon güçlü. Bu yüzden oyunun adı League of Legends zaten. Her şampiyon efsane. Güçsüz olan bir tane şampiyon yok. Sadece salakça olan şampiyonlar bol oyunda. Mesela nedir salakça olan şampiyonlar? Ben sana söyleyeyim. Mundo mesela. Dünyanın en salak şampiyonu bence. Yani çok aptal bir şampiyon olduğu için Riot'ta farkında rework getiriyor. Shyvana salak bir şampiyon, rework geliyor. Fiddle salak bir şampiyondu, rework geldi, daha salak oldu mesela şu an yani. Böyle böyle Yuumi mesela. Oyunda böyle o kadar bozuk şampiyon var ki. Eğer kendine hedef koyup dersen ki ben hayatım boyunca bunu oynayacağım. İyi oynarsın abi. Challenger'a da çıkarsın bence. Ben benim koça söyleyeyim kanka bunu. Sen senin koça söyle kanka. Bir de bak Nidalee'nin anasını. Bunu da söyle. Dünyanın useless şampiyonu Nidalee. Bunu da söyle abi. Nidalee hater club ya. Kanka Nidalee'ye ben de tilt oluyorum ya bu arada. Şaka moka. Bak Skarmu da çok güçlü kanka. Görüyor musun? Oha. Ben oynayayım o zaman bu haftaya. Ama dikkat etmen oha, gereken oğlum, şey kanka. Oha oğlum bu neymiş kanka? Böyle adam? Full AD bir de platta oynuyor kanka. Onlara dikkat et. Kanka adamın bir de bak, Robocarner Triner. Anlıyor musun? Adam OTP olduğu için böyle. Normalde bu Skarner'ı ben girip oynasam böyle olmaz. Ama ne zaman ki 100 oyun Skarner oynayayım böyle olur. Bence. Evet. Biz profesyoneller zaten iyi profesyoneller ne yapıyor biliyor musun? Mesela sabah akşam oyun oynuyorlar. Meta'ya bir tane hero giriyor var falan. O direkt OTP hero adamı ekliyorlar League of Legends'tan, soruyorlar gerçekten build falan soruyorlar. Öyle oğlum baksana şimdi sana bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki şeydesin tamam mı Can? Challenger sen adam var mesela Zed 2 Smurf. Ama Zed oynadığını kimse bilmiyor tamam mı? Adam nickini Ahmet 123 evet. Yazmış. Gelmiş kompetitif maçta sizin oyuna girmiş. Zed almış koyayım. Ama last evet. Pick'ten almış. Bu adam yok etmez mi sence? Edebilir kanka. Eder. Ben... Vallahi eder. Çünkü bu yani OTP'nin tek kötü yanı OTP olduğu bilindiği için şampiyonunun banlanması bence. Ya da böyle ona göre karşı counter comp kurulması ama aynen. Ne zaman ki bilinmesin. Mesela ama evet evet ama mesela team OTP ol ya bilmiyorum useless Char'ın OTP'si olursan öyle ama Zed falan işe yarayabilir cidden. Peki useless hangi şampiyonun OTP'si ol ya? Mesela Amumu OTP'sin diyelim kanka. Gel bana karşı Amumu al, dünyanın en iyi Amumu'su ol. Yani bir şey yapamaz Char bir noktadan sonra. Ama ya Amumu da çok salak bir Char ya gerçekten. Kanka, dünyanın en iyi Amumu'suyla karşılaşmak lazım şimdi. Bilemeyiz yani onu. Tamam doğru dedin kanka. Kanka çünkü en iyi Amumu'yu bilmiyoruz yani. Yazalım o zaman bakalım. En iyi Amumu olan yok. Ben bir en iyi Amumu olup geliyorum o zaman. Aslında Mert'in Amumu main olması lazım. Ağlıyor kanka, Char böyle. W'yu açsın Amumu'yla. Hocam o midin'e koyayım, tapın'e koyayım, botun'e koyayım diye ağlayarak yesin. Çok iyi lan. Ha dur bu dün backdoor'da ne geldi aklına biliyor musun? Hakan sizin bize attığımız backdoor geldi aklıma ya evet, bu arada. Evet kanka. Ne zaman yok valla? O backdoor bana oyunda bir şeyler öğretti bak mesela. Değil mi? Hatırlattı evet. Falan. Abi direkt backdoor çıkmış zaten ekrana şimdi. Bak sizin backdoor. They're just trying to take the tower and end the game. They're going to start the bases here. Kanka bu backdoor zamanında HVA Royal Bandits maçında yediğimiz backdoorlardan biri. Hatırlar mısın o maçı Kaan? Hatırlayamadım ya. Nasıl ya? Onu bir izletelim o, ya. O zaman da bir üzülüyordum var ya. Kaan zamanında çok iyi oyuncuydu. Sonra ne oldu Kaan? Sonra yayıncılığa geçtim ya. Tamam. Kanka sen de geçeceğim bir gün biliyorum. Ama senin bakalım. Daha 3 yılın falan var herhalde. Sen 3 biraz yıl... daha var ya. 3-4. 4 bence kanka. Aynen galiba. Eva vs Royal Youth mu?
Evet. Öyleydi galiba. Heva vs Royal Youth. Bir yıl önce. Yok, 2018. 2018, iki yıl önce. Baron'u kaptırmış olsa da diğer taraftan inhibitörleri almak onlar adına çok büyük bir avantaj olacak. Ya bir 10 saniyeleri var. Royal Bands geri dönüp canlı yayınları bir inhibitör alacaklar. Dünkü bir tanesini büyük alacaklar. Ihtimal. Bir tane kule ayakta. Ama sağlı o kadar yavaş alıyorlar. Inex alacak, Inex alacak. Bir vuruşa daha ihtiyaç var, alamadılar. Alamadılar, ocağın çağrısı 1-2-3-4 kişiyi havaya kaldırdı. Rövanş arka tarafta kayış gibi kullanıyor ama Closer burada rövanşla düşecek. Mundo önde düştü. İki skor birden. Royal Bandits bu maçı ya kazanmaya mı gidecek acaba? 3 tane inhibitörünü kaybettiği maç. Burada ne olacak şimdi? Bekleyeceksin Kaan, öyle söylenmez ki. Üste dönmek zorunda kaldı bu süper minyonları tutmak. Eva bu sefer orta koridordan bir kule kaybetti. Yani o son bitirici ham. Evet. Ototem Talrax'ı görüyor. Ulti geldi Rövanş. Ooo içeri gidiyorlar, içeri gidiyorlar. Bak, dünkü evet, pozisyon. İçeri gittiler. Talrax kurmaya çalışacak. Şuradan da geliyor. Oraya getirmeye mi gidiyor? Bir dakika. Güzel pusu yapacak. Şunu görüyorlar. Arma şimdi burayı tanklamaya gelecek. Heber Gaming kuleni bitirmeye gidiyor. Nexus kulesi de aldılar. Nexus'u da almaya gidiyorlar. Heber Gaming. Mükemmel bir tanklama. Az önce ne kadar sevmiyordum. Mükemmel bir bitiş. Oğlum Hakan bak nasıl sevinmiş ya. Vodafone Frizo Şampiyonluk Ligi'nde geldiğimiz kadroyu görmüyor musun? Bunlara baksana. Broken Blade, Closer, Dumbledore, Abedai, hep LCS'de şu an. Yani şu maçta öyle bir tuzak kurdular ki. LCS kadro takım yendim. Yani İnanılır gibi değil. Bırak da sevineyim. Bu işte şey ya, böyle mesela böyle maçları kazandıktan sonra şey vardır. Trix'in ofiste böyle 2000 aldıktan sonra kasılarak yürümesi, biliyor musunuz onu siz? Binleri aldıktan sonra kasılarak böyle yürüyor. Efsane değil miydi ya burada maç? Güzeldi oğlum buralar. Çok eğlenceliydi bura bu arada. Kanka hatırlıyorum bir gün. Şimdi bu Gökdelen ya kanka, hatırlıyorum bir gün maçtaydı, kimle olduğunu hatırlamıyorum. Rüzgardan dolayı bina sallanıyordu. Biz sizi 3-0 yenmiştik Yükselme Ligi'nde. Son sanırım maça oynamak istememiştiniz falan. Buradan revanşı Graves bak kanka. Bina yıkılsa bile oynayacağız dedim, sonra yendim. Hayata bak, revanşı 3-0 yenildim. Revanşı Graves yazıyorum. Revanşı Graves E çıkıyor, gördün mü Hakan? Sen yapmışsın zaten, videoyu sen basmışsın. Hakan revanşı işlekin meşhur Graves E'si. Elvin kanalına yüklüyor bak aşağıdaki video. Şerefsiz. Bilmiyormuş şey, gibi davranıyor. Hakan'ın bir de klas, tamam mı? Bak klas hareketi. Oyun bitiren hareketi gösteriyorum abi şimdi size bak. Oyun bitiren klas, organizasyonu yok eden hareket. BPI duydunuz mu? Yok artık, kalmadı çünkü, duyamazsınız. Organizasyonu silen o cool hareketi gösteriyorum bakın. Çok çarpıyor. Gördünüz mü? Evet, çarpıyor burada kuru takımın da var. Revanş ve revanş özlüyorlar buraya. Çok cool abi. Hakan için tek E ile koskoca BPI'yi yok et. Harbiden Amerika'da ya. Amerika'da bir yılda kazanamadığım parayı ben bir E ile kaybediyorum lan. Ne? Hiçbir şey anlamadım bu cümleden. Kanka senin bir yılda kazanamayacağın parayı ben bir E'ye basarak kaybettim. Bir E basarak sadece. Evet. Kaç para oğlum BPI? Kanka 1 milyon falandı işte o zamanlar slotlar. Elvink de gitti. Bir de Elvink de gittiği izleyelim. Chat'tekiler yazıyordu. Ağlamayacağım. Zor alıştığın bir şampiyon var mı? Yok, çünkü ben Elvin'im. Her şey oynarım. Yeni çıkan, eski çıkan hiç fark etmez. Hep ben kahve yapıyorum. Tamam.
Oğlum hep farklı farklı şampiyonlar oynuyorum lan. Yetenek. Hepsi de zord ile kare. Ben e-spora döneceğim galiba ya. Döneyim mi lan? Dön kanka. League of Legends, Dark Passage'ın şampiyon olması için tasarlanan bir oyun arkadaşlar. E-spor çok zor ya. Bak şu az önce videoda izlediğiniz böyle şey benim için e-sporun en iyi dönemleriydi abi. Bu aksini kimse iddia edemez bence. Şu an mesela videoda bu sahne gerçek diyor ama şu an ortada sahne yok mesela benim için. Çünkü korona yüzünden, anladınız mı?